Merhaba arkadaşlar. Evet, şimdiki dersimizde ulaştırma modelinde dengesiz bir problem söz konusu olduğunda ne tarz işlemler yapacağız? Onlardan bahsedeceğim. Ama ilk önce dengeli problemin ne demek olduğunu söyleyelim. Biliyorsunuz ulaştırma probleminde bizim birden M'e kadar arz merkezimiz var ve en tane de neyimiz var? Talep merkezimiz var. Biz bu talep merkezlerinin ve arz merkezlerinin arzları hakkında bilgi sahibiz. Yani her bir arz merkezinin arz ettiği miktarı ikinci arz merkezinin arz ettiği miktarı biliyoruz. Merkezinin arz miktarını biliyoruz. Ve J'inci talep merkezinin talep ettiği miktarı talep merkezinin talep ettiği miktarı biliyoruz. Dengeli bir problemde i eşittir birden m'ye kadar s alt indiz i j eşittir birden n'e kadar d alt indiz j'ye eşit olur. Dengeli bir ulaştırma modelinde. Toplam, yani bir başka ifadeyle dengeli problemde toplam arz, toplam talebe eşit olur. Öte yandan, bazen bu dengenin olmadığı durumlar söz konusu olabilir. Tabii ki iki ayrı olasılık var. Birinci durum, arzı toplam arzın toplam talepten büyük olması söz konusu olabilir. Dengesiz bir problemde. İkinci olasılığımız ise toplam arzın toplam talepten küçük olması durum. Biz bunları iki ayrı videoda inceleyeceğiz. Bu videomuzda ne yapacağız? Birinci olasılığı, yani toplam arzın toplam talepten büyük olması durumunu araştıracağız. Bir başka ifadeyle i eşittir birden m'ye kadar s alt indis i'nin J eşittir birden N'ye kadar DC, yani talep edilen miktarlardan fazla olması durumunu inceleyeceğiz. Eğer toplam arz toplam talepten fazla ise problemi dengeli hale getirmek için arz fazlasını tüketmek amacıyla bir kukla arz merkezi bir kukla talep merkezi oluşturacağım. Çünkü neyim fazla? Arzım fazla, talebim az. Bu arzı tüketmek için kukla talep merkezi oluşturacağım. Bu kukla talep merkezimize İngilizce'de dummy kelimesi kullanılıyor. Dummy deniyor kukla yerine. Peki bu kukla talep merkezini oluştururken bu kuklanın talep ettiği miktarı nasıl hesaplayacağım, nasıl belirleyeceğim? Toplam arzdan işte birden M'ye kadar toplam arzdan toplam talebi çıkartacağım. Yani arzla
talep arasındaki fazlalığı bulacağım ve bu fazlalık miktarını ne yapacağım? Kukla talep merkezinin, onu da DK ile göstereyim, arz edeceği miktar olarak ifade edeceğim. Kukla arz merkezinin, talebi olarak ifade edeceğim. Şimdi kukla talep merkezi oluşturduğumuz zaman birim maliyetlerimiz ne olacak? Birim maliyetlerimizin ne olacağı konusunda evet ne söyleyebiliriz? Ona bakalım. Şimdi arkadaşlar gene burada iki olasılık var. Birinci olasılık. Kukla talep merkezi gerçekte var olmadığı için ben fabrikalardan buraya ürün göndermek istediğimde tabii ki maliyeti olmayacaktır. Birinci olasılık, bu kukla talep merkezine gönderilecek olan birim maliyetlerin ne olması? Arkadaşlar C eşittir K için diyelim. C eşittir K için sıfır olması durumu. Yani kukla talep merkezine birim taşıma maliyetini sıfır olarak kabul edeceğim. İkinci olasılık nedir? İkinci olasılık şudur. Şimdi arz fazlam var. Arz fazlam var. Evet, bir kukla talep merkezi oluşturarak problemi dengeli hale getirdim ama sonuçta ben bu arzın fazlasını sonuçta satamayacağım. Ne yapmam gerekecek? Depolamam gerekecek. Depolamanın da bir maliyeti söz konusu olabilir. O yüzden de ne yapabilirim? Bu JİK diyelim şunu. JİK'ları depolama maliyeti olarak size ifade edildiyse eğer problemde, depolama maliyeti olarak yazmanız söz konusu olabilir. Yani ya size soruda herhangi bir şekilde sorunuzda herhangi bir şekilde depolama maliyetlerinden bahsedilmediyse bütün arz merkezlerinden kukla talep merkezine gönderilecek ürünlerin birim taşıma maliyetlerini sıfır olarak alacağız. Ancak soruda bu fabrikaların depolama için bir depolama maliyetleri söz konusu olduğu belirtilmişse, her fabrika için işte bir birim ürünü depolamanın maliyeti ifade edildiyse, o zaman biz ne yapacağız? Bu kukla talep merkezinin birim maliyetlerini yazarken bu depolama maliyetlerini yazmak durumunda kalacağız arkadaşlar. Gelelim şimdi bu yaptıklarımızı örnek üzerinde incelemeye. Şimdi örneğimizde hemen bakın, burada görüyorsunuz bir örneğimiz var. Biraz daha ekranı belki büyütebiliriz. Bu örneğimizde toplam arza ve toplam talebe bakıyoruz. Bakın P1 ve P2 gibi iki tane fabrika, üç tane de ne var? Talep merkezimiz var. Bir nolu fabrikanın arz ettiği miktar 110 birim. İki nolu fabrikanın arz ettiği miktar 140 birim. Bunun toplamı 250. Bu arz edilen miktar. Öte yandan talep edilen miktarlar, bir nolu deponun veya talep merkezinin talep ettiği miktar 60, ikincisinin 75 ve üçüncüsünün ise 95. Bu ise kaça eşit? 230'a eşit. Burada talep edilen miktar da nedir? Arz edilen miktardan küçüktür. Değil mi? Yani bizim konumuzun başında ifade etmiş olduğumuz durum söz konusu. Toplam arz neden büyük? Toplam arz büyüktür toplam talepten. Evet. Pekala, bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Bir tane kukla talep merkezi oluşturmamız gerekiyor arkadaşlar. Toplam talep merkezi oluşturacağız. Bir saniye. Bu ne? Remunerator diyelim. Bu neyse, her neyse. Tablo diyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya 3. 6 tane sütun.
6 tane sütun, 3 tane de satır koyacağım. Evet, şöyle. Heh, ya çok ilginç bir şey oldu ama istediğimiz gibi bir tablo olmadı değil mi bu arkadaşlar? O zaman onu şöyle düzenleyelim. Ne yapalım? Şunu şöyle kopyalayalım. Bakalım bununla ilgili şuraya şunu resleyebiliyor muyuz? Hayır, silemiyoruz. Pekala. Onu şimdi halledeceğim ben. Siz hiç merak etmeyin. Pekala. Evet, şimdi hallettik. Bakın arkadaşlar, bir tane kukla talep merkezi oluşturduk. Bize soruda herhangi bir şekilde maliyetlerle ilgili bilgi verilmediği için ben bu kukla talep merkezine birim taşıma ücretlerini ne olarak alacağım? 0 TL olarak alacağım. 0 TL. Bir de bunun farklı versiyonunu da göstereyim. Peki bu kukla merkezinin talep ettiği miktarı nasıl hesaplayacağım? Bakın 250 birimlik bir neyim vardı? Arzım. 230 birimlik bir neyim vardı? Talebim. Aradaki farkı çıkarttığım zaman, aradaki farkı bulduğum zaman ne olmuş oluyor? Evet, ben bu kukla merkezinin talebini 20 birim olarak belirliyorum. Şu anda artık bu kukla talep merkezinde eklediğimiz zaman bizim problemimiz dengeli problem haline gelmiş oldu. Ve bunun da biz modelini oluşturacak olursak ilk önce karar değişkenimizi yazalım. İkinci fabrikadan J'inci talep merkezine gönderilen ürün miktarı olarak bunu ifade ediyoruz. Karar değişkenimizi. Burada i 1, 2 olmak üzere J'de şu anda kukla ile birlikte 4 tane oldu. 4 tane de talep merkezimiz var. Öyleyse amaç fonksiyonumuzu yazalım. Amacımız maliyeti minimize etmek. Bir nolu fabrikadan bir nolu depoya birim ürün gönderme maliyeti 12 liraymış. 12 ile x1 1'i çarpıyorum. Artı diyorum. 15 ile x1 2'yi çarpıyorum. Artı diyorum. 28 ile x1 3'ü çarpıyorum. Ve sonra da 0 ile neyi çarpıyorum? x1 4'ü çarpıyorum. x1 4 dediğimiz 4 numara dediğimiz bizim kukla talep merkezimiz. Arkasından 2 nolu fabrika için, 2 nolu fabrika için yazacağım. 2 nolu fabrika için, 2 nolu fabrikadan 1 nolu talep merkezine ürün gönderminin birim maliyeti 36 lira. 36 çarpı x2 1 artı 11 çarpı x2 2 artı 10 çarpı x2 3 ve 0 çarpı x2 4. Bu ne oldu? Benim maliyetim oldu. Amacım maliyeti minimize etmek. Gelelim arz kısıtlarımıza. Arz kısıtlarımızı yazacağız arkadaşlar. Şimdi birinci fabrikamız için arz kısıtımızı yazıyorum. Birinci fabrikadan gönderilen, depolara gönderilen ürün miktarlarının toplamı x1 1 artı x1 2 artı x1 3 artı x1 4'tür. Bir nolu fabrikadan bir nolu depoya, bir nolu fabrikadan iki nolu depoya, bir nolu fabrikadan üç nolu depoya, bir nolu fabrikadan dört nolu depoya, yani kukla depoya gönderilen toplam ürün miktarı neye eşit olmak zorunda? 110'a eşit olmak zorunda. İkinci fabrikamız için arz kısıtımızı yazalım. 2 nolu fabrikadan 1 nolu depoya gönderilen ürün miktarı x2 1. 2 nolu fabrikadan 2 nolu depoya gönderilen ürün miktarı x2 2. 2 nolu fabrikadan 3 nolu depoya gönderilen ürün miktarı x2 3.
ve 2 nolu depodan 2 nolu depodan 4 nolu 2 nolu fabrikadan 4 nolu depoya, yani kurda depoya gönderilen ürün miktarı ise x2 4, bu da ne olmak zorunda? 140'a eşit olmak zorunda. Bunlar nedir? Arz kısıtları arkadaşlar. Arz kısıtlarım. Çok özür dilerim. Tekrar yazayım. Arz kısıtı diye şöyle. Bunlar benim arz kısıtlarım. Her fabrikamın belirli bir kapasitesi var. Her fabrikanın depolara gönderdiği ürün miktarlarının bu kapasitelere ne olması gerekiyor? Eşit olması gerekiyor. Gelelim taleple ilgili olan kısıtlara. Şimdi taleple ilgili olan kısıtlara geçtiğimiz zaman bir nolu depoyla başlayacağım. Bir nolu depoya iki tane fabrikadan ürün geliyor. X11 ve X21. Bakın bir nolu deponun talebi 60 birim. Bu 60 birime eşit olacak. İki nolu depoya gene iki tane fabrikadan ürün geliyor. X12 ve X22 kadar. Bu da 75 adede eşit olmak zorunda. Ondan sonra 3 nolu depoya gene iki fabrikadan ürün geliyor. X13 ve X23 kadar. Bunun da toplamı 95'e eşit olmalı. Son olarak da kukla talep merkezimize gelen ürün toplamı da X14 artı X24 eşittir. Ne olmak zorunda? 20 olmak zorunda. Bu da benim neyim? Talep kısıtım. Son olarak peki ne yazacağız? Son olarak yazacağımız ise negatif olmama koşulu. Yani o da nedir? XIJ büyük eşittir 0. Burada sadece 2 tane fabrikam olduğu için I1 ve 2 değerini alabilir. J ise 4 tane talep merkezim olduğu için 1, 2, 3 ve 4 değerlerini alabilir. Yazmış olduğumuz bu modelimiz minimum Z, işte hatta bundan sonra öyle ki de diyebilirsiniz. Bu amaç fonksiyonumuz, kısıtlarımızla birlikte yazmış olduğumuz bu model nedir? Bir ulaştırma modelidir. Dengeli olmayan bir problem için. Dikkat ederseniz eğer probleminiz dengeli değilse, arzınız toplam talepten fazla olduğunda o fazla arzı yok etmek için, fazla arzı tüketmek için bir kukla talep merkezi oluşturuyoruz arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Şimdi diyeceğiz ki bu kukla talep merkezine taşıma maliyetlerimiz ve depo, yani taşıma maliyetlerimiz sıfır da az önceki örneğimizde. Diyelim ki biz arzımızı tüketemediğimizde kalan arz için bir depolama maliyeti olsun. Onunla ilgili bir örnek yapacağız. Onu da hemen yine bir sayfada işleyeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi devam ediyorum. Evet, bakalım toplam talebimiz ne kadar? Toplam arzımız ne kadar? Onlara bakalım. Toplam arzımız arkadaşlar 120 ile 160'ın toplamı kadar, yani 280 kadar. Toplam talebe bakalım. O da 65 artı 75 artı 95 kadar, yani 140, 95 daha ne yapar? 235 kadar olacaktır. Toplam taleple toplam arz arasındaki miktar fazlalığı ne kadar? Bakarsak 7'den çıktı. 45 birim bir fazlalık var. Yani arzımız 45 birim daha fazla talebe göre. Şimdi burada şöyle bir şey söyleyelim. P1 fabrikasının bir birim ürünü depolama maliyeti 20
TL olsun, 20 TL olsun ve P2 fabrikasının da yine bir birim, o da aynı olsun. Hatta o zaman şöyle yazın, ikisi de aynı olsun arkadaşlar, ayrı ayrı. Yani ikisi de aynı tarz ürünler olduğuna göre fabrikaların ürün depolama maliyetlerinin eşit olduğunu varsayalım. Evet, P1 ve P2 fabrikalarının bir birim ürün depolama maliyeti 20 TL olsun diye söyledik. Şimdi bu durumda az önce kukla tüketim merkezine ürün gönderilmenin maliyeti 0 liraydı. Şu anda artık ben ürün arzım fazla. Öyleyse ne yapmak durumundayım? Depolamak zorundayım. Ve bu depolamanın da bir maliyeti var. O yüzden buralara ne yazıyorum? 20 TL yazıyorum. Hem P1 hem de P2 için aynı olduğundan dolayı ikisinin de maliyetini 20 TL yazıyorum. Kuklanın arz edeceği miktarı da 45 birim olarak yazıyorum. Arkadaşlar, fiyata söz konusu değil sanırım, değil mi? 140,95 sabitlik. Evet. 7'den 3 karşı doğru. Şu anda dikkat ederseniz her ikisi hem arzın hem de talebin toplamı birbirine eşit. Artık problemimiz dengeli hale geldi. Yine biz neyi tanımlayacağız arkadaşlar? Tabii ki karar değişkenimizi tanımlayacağız. İnci fabrikadan J'inci tüketim merkezine gönderilecek ürün miktarını gösteriyor. XYJ. Burada iki tane fabrikam olduğu için İ sadece 1 ve 2 diyene alıyor. J ise 1, 2, 3, 4 değerlerini alıyor arkadaşlar. Pekala, amaç fonksiyonumuzu yazmakla işe başlayalım. Amaç fonksiyonumuz nedir? Minimum Z. Bir nolu fabrikadan bir nolu tüketim merkezine birim taşıma ücretimiz 10 lira. Öyleyse 10 çarpı x11 artı 18 çarpı x12 artı 25 çarpı x13 ve kukla merkezinde D4 diye adlandırayım. 25 artı 20 çarpı x14. Bu yazmış olduğumuz toplam nedir? Şurası birinci fabrikadan 4 tane tüketim merkezine 4 tüketim merkezine ürün göndermenin toplam maliyetidir. Toplam maliyeti. Şimdi ne yapacağız? İkinci fabrikamız için bunu yazacağız. Artı diyorum. 14 çarpı x21 artı 13 çarpı x22 artı 9 çarpı x23 artı 20 çarpı x24. Bu yazmış olduğumuzda ikinci fabrikadan 4 tane tüketim merkezine ürün göndermenin toplam maliyeti. Böylelikle amaç fonksiyonumuzu yazmış olduk arkadaşlar. Şimdi sıra neye geldi? Şimdi sıra tabii ki talep ve arz kısıtlarımızı, bir de negatif olmamak kısıtımızı yazmaya geldi. Pekala. Şimdi onlara bakalım. Bir nolu fabrika için talep kısıtını yazacağım. Kalemimin rengini değiştiriyorum. Bir nolu fabrika için portakal rengini tercih ediyorum. Bir nolu fabrikadan gönderilen ürünleri yazıyorum.
Bir nolu fabrikadan bir nolu depoya veya tüketim merkezi gönderilen ürün, bir nolu fabrikadan iki nolu tüketim merkezine gönderilen ürün, bir nolu fabrikadan üç nolu tüketim merkezine gönderilen ürün, bir nolu fabrikadan dört nolu tüketim merkezine gönderilen ürün. Bu ürün toplamı bir nolu fabrikanın arzına, yani 120 ne olmak zorundadır? Eşit olmak zorundadır. Gelelim ikinci fabrikamızın nesine? İkinci fabrikamızın arz kısıtına. İkinci fabrikanın bir nolu tüketim merkezine gönderdiği ürün miktarı, ikinci fabrikamızın iki nolu tüketim merkezine gönderdiği ürün miktarı, ikinci fabrikamızın 3 numaralı tüketim merkezine gönderdiği ürün miktarı ve ikinci fabrikamızın 4 nolu yani kukla merkezine gönderdiği ürün miktarında ne olması gerekiyor? 160'a eşit olması gerekiyor. Bunlar benim arz kısıtları. Şimdi devam edecek olursam şuradaki tabloyu bir güzelce kopyalayayım. Kopyalayayım. Seçebiliyor muyum? Evet, seçtim. Kopyalayacağım çünkü biraz aşağıya doğru kopyalarsam rahat rahat buraya da neleri yazabilirim? Tabii ki diğer talep kısıtlarımızı yazabilirim. Öyle değil mi? Bu böyle. Şöyle yapalım. Evet, çok güzel. Aa, bir saniye, yazılar kayboldu. Yazılar olmadı değil mi? Çok güzel. Yazılar olmadı. Yazıları da bir ele yazdığımız için. Neyse, sorun değil. Şurada gördüğümüz kadarıyla yazalım. Tamam, sorun değil. Evet. Pekala. Hiç önemli değil arkadaşlar. Evet. Talep merkezlerimizin taleplerini yazmaya devam ediyoruz. Şimdi turkuaz rengine geldik. Bir nolu talep merkezinin, şöyle kenarda talep merkezlerinin yazayım da taleplerini 95-45 diye yazarken sorun olmasın. Kadir Sambil ekranı harika. Şimdi bir nolu talep merkezine iki tane fabrikadan ürün geliyor. Bir nolu fabrikadan ve iki nolu fabrikadan ürün geliyor. Bu iki sayının toplamı bir nolu talep merkezine gelen toplam ürün miktarıdır. Bunun 65'e eşit olması gerekiyor. Benzer şekilde arkadaşlar diğer talep merkezimiz, yani ikinci talep merkezimiz için yazalım. Gene buraya iki tane sadece fabrikadan ürün geliyor. Bunların toplamının da 75'e eşit olması gerekiyor. Ondan sonra üçüncü talep merkezimize gene iki tane fabrikadan sadece ürün geliyor. Bunun da toplamının 95 olması gerekiyor. Ve kukla tüketim merkezimize gelecek olan buradan şöyle mor seçelim. Tamam. Bunu da yazalım. Kukla talep merkezimize gelen ürün miktarı da x14 ile x24. Bu da kaça eşit olmak zorunda? 45'e eşit olmak zorunda. Bu da taleple ilgili olan kısıtım olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi son olarak ne kaldı? Son olarak yazmam gereken sadece ve sadece negatif olmama koşulu kaldı. İki tane fabrikam olduğu için iyi 1 ve 2 değerini alacak. 4 tane talep merkezim olduğu için J 1, 2, 3, 4 olacak. Bakın ne yapmış olduk? Hemen şöyle bakarsak eğer. Amaç fonksiyonumuz maliyetimizi minimize etmek. Taşıma maliyetlerini yazdım. Hem birinci fabrikadan hem ikinci fabrikadan taşıma maliyetlerini yazdım. Birinci fabrika ve ikinci fabrikanın arz ettikleri ürünleri kullandım. Onları kullanarak arz kısıtlarını yazdım. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü tüketim merkezlerine gelen ürün miktarlarını kullanarak da ne yaptım? Talep kısıtlarını yazdım. Böylelikle ulaştırma modelimi oluşturmuş oldum. Şimdi dersimizi burada sonlandırıyorum. Bir sonraki dersimde neyi anlatacağım? Bir sonraki dersimde farklı bir denge problemini anlatacağım. Toplam arzın
toptan talepten büyük olması durumunu incelemiştik. Şimdi ise ne yapacağız biz onu dersimizde ise toplam talep büyük olursa arzdan ne yapacağımızı göreceğiz. O yüzden bir sonraki derste görüşmek dileğiyle diyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sağlıkla, mutlulukla, huzurla kalın diyorum arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Tekrar sevgilerimi iletiyorum. Görüşmek dileğiyle.